Şimdi sen beni savcıya ihbar edeceksin. Kardeşini öldürdü diye, he mi? Ağam, buna beni sen zorladın. Öyle mi? Ben mi zorladım seni, he? Hey, haydi kalk. Kalk, kalk. Savcıya gidecek ya, beni ihbar edeceksin ya, ben de yanında olayım. Haydi. Şimdi sen içeride savcıya ne diyeceksin? Kendal şan verdi, kardeşini öldürdü. Savcı da bana dönüp diyecek ki, ne diyeyim? Ben ne diyeceğim ki? Bunu diyen kim? Kim? Recep. Kim? Recep. Recep kim? Benim kardeşimi ayartmaya çalışan adam. Şahitli ispatlı mı? Evet, şahitli ispatlı. Recep kim? Beni 600 bin lira dolandıran adam. Şahitli ispatlı mı? Evet, şahitli ispatlı. Recep kim? Beni savcıya şikayet edeceği yerde beni buraya çağıran adam. Avukat şahit mi? Şahit. Recep bana bu odanın içinde ne dedi? Aa, sana öyle bir çirkef atarım ki ömrün boyunca çıkartamazsın. Adaletten kurtulsan bile şüpheden kurtulamazsın. 600 binin üstüne sünger çek diye şantaj yaptı diyeceğim. Sence savcı kime inanır? He? Haydi her şeyi bir kenara bırak. Velev ki sana inandılar. Ben de içeri düştüm. Sen meleği bizim evden koluna takıp çıkabileceksin. Anam oğluna çirkef atan bu adama kızını verir mi? Öpesin elini diye uzatır mı? He? Haydi bunlar da olduğu yere. Tamam. Ya melek? Abisine iftira atan bu adama kocamsın, erimsin, erkeğimsin der mi? Yoksa bana ulaşmak için bunu nasıl yaparsın mı der. Diyelim ki ben içeri düştüm kardeş katilliğinden. Benden sonra tufan Recep. Benden sonra tufan. Seni yaşatır mıyım ulan? Alnıma leke süren meleği yaşatır mıyım ha? Haklısın, seni dövdüm. Gururun incindi. Meleği alamayacağın da aşikar. E haydi bakalım. İntikamın şenlikli olsun. Tufan Recep. İntikamın şenlikli olsun. İçin soğusu. Haydi kalk. Savcıya gidelim. Kalksana lan. Kalksana lan. Kalk lan. Kalk. Avukat bey. Bu eti sal geçsin. Sizi dolandırdığı hakkındaki suç duyurusu ne olacak? Bir olacağı yok. Bacımı kaçırdı, öfkelendim. Oldu mu? Kusura bakmayın ama öyle al deyince alıp sal deyince salamayız. Ya şikayetinden vazgeçtiğime dair iki satır bir şey yazar veririm. Oldu mu? Bacım nerede? Eve gitti. İyi, haydi kolay gelsin.